Arkadaşlar, hoş geldiniz. Honda HLM530 CP itmeli çim biçme makinemizin arkadaşlar çekme ipiyle alakalı bir problemimiz var. Boşa dönüyor. Onu çözeceğiz dostlar. Honda gerçekten sınıfının en iyi çim biçme makinelerindendir. Kesinlikle tek geçerim. Honda firması zaten yaptığı bütün ürünlerde 10 numaradır. Hemen şimdi üst kapağımızı, şu kapağımızı sökeceğiz. 3 tane. İçinde muhtemelen tırnaklarıyla alakalı sıkıntı var. Hadi bir sökelim. Bir derinlerine inelim dostlar. Evet dostlar. Şimdi şu 3 tane vidayı sökelim. Bakalım ne çıkacak. Kullanıcı hatası olabilir mi diye ümit ediyoruz. Kullanıcı arkadaşım kalbi şu anda güp güp yapıyor çünkü 2 saattir şey yapıyoruz arkadaşlar, diyoruz ki kullanıcı hatası ürünleri hatalarını cepten ödüyoruz falan diye. İşin esprisine takılıyoruz bu arada. Şimdi dostlar şu kapakları açalım. Bakalım içindeki sıkıntı ne? Ha bu şunu söyleyeyim, bu bunun orijinal şeyi değil. Çalıştırma mekanizması değil. Yan sanayi taktık. Yan sanayi ürün de işte anca bu kadar gidiyor arkadaşlar. Ortalama bir sezon falan anca gitti. Ama orijinali yaklaşık 3-4 sene kullanılmıştı arkadaşlar. Yani mümkün mertebe eğer imkanınız varsa, durumunuz varsa orijinal parça kullanmaya çalışın. Hangi ürününüzde olursa olsun dostlar. Yoksa böyle kısa zamanda tekrar arıza nüks edebilir. Esercim bir şey alabilir miyim oradan? Düz tornavida büyüğünde. Arkadaşlar vidasını söktüğüm, şöyle arkasını çevirdiğimde karşıma çıkan manzara, şöyle kontrol edeyim bakayım neler eksik neler fazla. Arkadaşlar problemimiz, sorunumuz şu tırnaklar kırılmış. O yüzden şuradaki kollara açılıp kolu çeviremiyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Nasıl çalıştığını göstereyim. Orijinal parçasını biz daha önceden tamir edip bir köşeye koymuştuk. Acilen şu kapaktan takmamız gerekiyordu. Yani motoru acil çalıştırmamız gerekiyordu. Yan sanayi parça işte ancak bir sezon dayandı. Biz orijinal kapağını, bakın bu orijinali hemen şöyle size şeyini göstereyim. Orijinali bu şekilde dostlar. Şu vaziyette. Ve üzerinde böyle de bir kapağı var. Ama yan sanayi öyle değil. Yan sanayi nasıl? Yan sanayi şu vaziyette. Az önce videonun başında gördüğünüz gibi şu vaziyetteydi. O yüzden orijinali candır. Şimdi bakın. Biz kolu çektiğimizde şurada iki tane parçaya dikkat edin arkadaşlar. Kolu çektiğimizde bu iki parça çıkar. Şuradaki tırnaklara, şuradaki şu çıkıntılara, motorun üzerindeki çıkıntılara gelir ve motoru döndürür arkadaşlar. İşi bitince de geri yuvasına gider. Önemli bir konu. Geri yuvasına gidecek ki buradaki şu tırnaklara takılmayacak arkadaşlar. Bunun çalışma mantığı bu. Biz hadi gelin orijinal parçasını yerine güzelce takıştıralım arkadaşlar. Şimdi orijinale dönüştürebilmemiz için öncelikle şurada pulları var. Bu pulları kesinlikle koyacağız. Ve içinde burçlar var. Şu burç gördüğünüz şuradaki şu parça mutlaka olması lazım. Çünkü kapağın hafif de olsa hareket etmesi gerekir. 3 tane pulumuzu mutlaka kullanacağız arkadaşlar. Sonra gevşemesin diye lastikli özel somunlar var. Kesinlikle bundan kullanacağız ki gevşeyip problem oluşturmasın diye dostlar. Üç vidasını da güzelce sıkalım. En son güce binerken yıldız tarafıyla sıkmak her zaman daha mantıklıdır. Somunun kafasını sıyırma yapmaz arkadaşlar.
Evet. Şimdi kapağımızı oturtabiliriz. Gerçekten böyle de yakışıklı oldu. Kapağımızın da vidalarını sıkalım. 3 tane vidası var. Şimdi arkadaşlar en son vidalarımızı da güzelce sıkıyoruz. İnce gelmişti. İnce gelmişti. Bir kalınlarının kalınını taktım. Üçünü de tutturdum. Hadi gelin bir çalıştıralım, test edelim. Eser bir çalıştır abicim bakalım. Çek abi. Bir daha çek abi. Çalıştırmadan çek. Çalıştırmadan çek abicim. Çek abi. Çek. Çalıştır şimdi. Çalıştır abicim bir daha. Evet abi. Evet dostlar. Böylelikle bir sorunu daha halletmiş olduk. Aynı zamanda da bir videonun sonuna gelmiş olduk dostlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.